böyle bir yani önemli bir husus var. Türkiye'de üniversiteler oluştuğu zaman 1925'teki ilk Cumhuriyet'ten sonraki üniversiteler şeklinde ki Darülfünun'da da olduğu gibi sistem olarak Batı'dan Fransa'ya Almanya alınmıştı. Örneklik olarak. Ve kürsü sistemiyle başlamıştı. Kürsü sistemi olduğu zaman okutulan bütün dersler bir kürsü olarak vardı. Bunun anlamı eğer bir ölçü terazi söz konusu olacaksa 10 çeşit ders varsa terazinin 10 kefesinde de aynı ağırlıktır. Yani herhangi bir şey söz konusu değil. Burada birinin diğerinin içerisine sığındırılması meselesi. Yani Anglo-Sakson sistemdeki kompartman şeyini yeter şey yok. O terk edildi ama 1980'lerden sonra kompartman sisteminin şimdi bir şey bak zihniyet olarak terk edildi o. Ama bizim yökün yapılaşmasına bakar mısınız? Yökün yapılaşmasında ortaya koymak istenen olur. Yani bir toplum mühendisliği yaparak ben üniversitenin içerisinde şu şu meseleleri bir bölüm haline getireceğim. Bu seksiyon içerisinde de benim belirlediğim sisteme göre bir takım şeyleri oluşturacağım. Orta Doğu böyle başlamış. 1956'da ben Orta Doğu kurulduğu zaman da öğrenciydim. Yani o anlayışla ondan sonraki dönem içinde de bunları yaşadım. 81'de YÖK kanunu çıktıktan sonra Doğramacı ile beraber Ankara Üniversitesi'nde ben çalıştığım dönemlerde toplantılara katıldığımızda da düşünülen şey yine bu. Efendim bizim üniversitelerimizde çok fazla sayıda kürsü var. Çok fazla sayıda kürsü olunca bunları bir azaltalım. Grup halinde toplayalım. Ana ders hangisi ise grup başkanı o olsun. Kullanılan şey buydu. Yani ben fiilen o toplantıya katılmış olan bir insan. Hüseyin Atay Hoca o toplantılara katılmadı ama bunların konuşmalarını hepsini kendisinden hem dinledi. Daha sonra buna şahit olan Mustafa Sait Yazıcıoğlu var. Benden sonra genel kurul üyeliğine atanmış olan arkadaşımız hükümet tarafından belirlenen bir isimdi. Üniversite kurulu tarafından ben seçilmiştim, o atandı. Şimdi bu konuşmalar orada yapıldı. Hangisi daha güçlüyse onun şemsiyesi altında diğerlerini himaye edelim. Onlar da yine kaybedilmemiş olsun. Şimdi meseleye YÖK bu çerçeveden bakıyor. Rahatsız olunan, olunması gerekli olan taraf budur diye düşünüyorum. Yoksa birisinin adını çalmak falan değil. Şunu zaten koparamazsınız, ayıramazsınız bu. Diğer alanlar için de geçerlidir. Tarihi diğer ilim dallarında nasıl şey yapacaksınız, soyutlayacaksınız? Hiçbir şey soyutlayamazsınız. Kaldı ki 1950'li yıllardan sonra 60'lı yıllarda da mezhepler tarihinin araştırmalarında ve çalışmalarında mutlaka o mezhebin doğduğu coğrafyanın tarihi, siyaseti, ekonomisi, hatta iklimi, kültürü ve benzeri bir takım şeyler belirlenmeden mezhep ortaya çıkaramaz diyen adam benim. Ben burada hala yaşıyorum çok şükür şimdilik. Yani Hasan Bey'in biraz önce söylediği enterdisipliner meselesi bizim bu manada diğer ilim alanlarına da örnek alınması gerekiyor bir yaklaşım. Öyle olmak zorunda. Öyle olamadığımız takdirde bir şey yapamayız. Bunu yaparken elbette ki siz bizim alanımız İslam olduğu için İslam'ı belirlemiş olan ayakların tamamını kullanmak zorundasınız. Tek ayakların tamamını kullanmak zorundasınız. Kelama da bakacaksınız, sosyolojiye de bakacaksınız, antropolojiye bakacaksınız, arkeolojiye bakacaksınız. Bunlara bakmam benim Kur'an-ı Kerim söylüyor. Sabut kavmi, alt kavmi gitmiş, önlerinden yürüyüp geçiyorsun diyor. Bak bakalım diyor yani. Yani senin yürüdüğün yola yakın olan bir yerde. Bütün bunları bana söyleyen Kur'an-ı Kerim. Biz bunu gerçek kılmış olan ya da bu manada düşünerek ya da düşünmeyerek oluşmuş olan toplumların değerlendirmesini ortaya koyuyoruz. Sadece onu tanıtmaya çalışıyoruz. O açıdan kesinlikle lütfen yanlış sözlerim benim yanlış anlaşılmasın. Yani ilahiyat fakültelerinde İslam mezhepleri tarihi olmadan bir şey olmaz derken bahsettiğim yalnız biz varız diğerleri yok anlamında bir şey aklımın köşesine geçiyor böyle bir şey.
şey düşünemezsiniz. Yani bunu düşünen adam zaten ilim yapmıyor, siyaset yapıyor. Biz siyasetten kaçmak için bu lafları söylüyoruz. Teşekkür ederim. Peki, çok sağ olun.